Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Her gün olduğu gibi ekonomiyi konuşmaya devam ediyoruz. Ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Evet, gün geçmiyor ki bir zam haberiyle uyanmayalım. Her gün yeni bir şeye zam geliyor. Bu sabah da uyandığımızda çiğ süte %47 zam geldi haberiyle uyandık. Tabii büyüme rakamları da açıklandı. Bunun dışında bir sürü veriler de var ama dilerseniz zamlarla başlayalım. Ne dersiniz? Artık çocuklar, bebekler de mi süt içemeyecekler? Bu hale mi geliyoruz? Maalesef bu hale geldik. En mağdur olan sıra bebeklerimize gelmişti maalesef. Onlar da şimdi bunlar nasibini almış oldu. Yani çok anlaşılır gibi değil. Yani uygulanan politika denen ama politika ortada ne oldu belli olmayan bir şey var. Bunun uğruna Türkiye şu an maalesef ekonomi ve halk kurban ediliyor. Ne olduğu belli olmayan ucube bir şey. Kimse demiyor ki ya bu programı şöyle yaptık böyle yaptık işte rakamlar arasında şöyle da bağ var, şu var, bu var. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Hiç kimse de hiçbir şey mi? Şimdi bakın 24 Ocak 1980'de biz bu kararları yaşadık. Hepsinin arasında bir denge vardı. Rahmetli Özal çıktı, anlattı. Hep biz anladık. Nasıl gideceğini anladık. Evet bir miktar sıkıntı yaşanacaktı. Doğru yaşandı. Döndük. Bu Özal'ın başlattığı 83'teki şey yaklaşık 4 sene sürdü. 5 sene sürdü. Ekonomi gayet iyi gitti. Enflasyon düşük seyretti. Sonra tekrar enflasyon aydan çıktı. Ondan sonra tekrar toparlandı. 94'te patladı. Yanlış yönetimden dolayı 94'te patladı. Enflasyon inanılmaz rakamlara çıktı. Ama tekrar biz bunu oturdu. Ekonomistler toparlandı. Herkesten akıllandı. Herkesle konuşuldu. Özel sektörle konuşuldu. Üniversitedeki hocalarla konuşuldu. Yurt dışındaki hocalarla konuşuldu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı sağlandı vesaire derken ekonomi tekrar toparlandı. Bir ayına girdi. Yani güven oluştu. Şimdi burada baktığımız zaman burada bir şey yok. Kamu zamları var. Ortada bir program yok. Kamu zamları inanılmaz gelmeye başladı. Şimdi bu herkese yansımaya başladı. Kamu zamları geldiği zaman akaryakıta vesaire bu zamlar geldiği zaman kaldı ki devlet bile yeniden değerleme oranını yani 2022'den itibaren vereceği hizmetlerin oranına yılbaşından itibaren %36,2 zam yaptı. Şimdi bu olduğu zaman her şeye zam gelecek başka şansı yok çünkü diğer taraftan tarım sektörünün girdilerinin maliyeti inanılmaz arttı. Tarım ilaçlarındaki bu artış hayvancılara da yansıyor. Süt ürünleri de artıyor. Yapacak bir şey yok. İnsanlar kendilerini sermayede nasıl koruyacak? Ancak bu şekilde koruyacak. Dolayısıyla herkes zam yapmaya başladı. Siyasiler işte yani hakikaten cebindeki parayı saymayı bilmeyen siyasiler kalkıp işte özel sektör fiyatları düşürsün. Ya özel sektörün zararını sen mi karşılıyorsun abi? Böyle bir şey olur mu? Aynen öyle. Bak, hadi dese ki düşürdü. %3, %5 düşürdü. Ne işe yarayacak %3-5? %40 zam geliyor. %5 fiyat aşağı çık. Yani ben anlamıyorum. Hakikaten siyasetçileri ben anlamakta zorlanıyorum. Bir matematikçi olarak ya da bir ekonomist olarak gerçekten Çünkü zorlanıyorum. köşkte otururken cümle kurmak kolay oluyor galiba. Evet. Yani işte dün akşam oturup biraz ekonomistlerle konuştuk ettik. Ya Türkiye hangi dönemlerden geçti, neler yaptı vesaire bir program onlara detaylı anlatırız ama şu an ihracatını artırmak için halkını fakirleştiren hiçbir tedbir almadan yalnızca faturayı tamamen halka yıkan dünyada başka bir yönetim yok. Evet. Yani tabii ki üretimle kalkınacağız. Ama önce yangını söndürmek lazım. Yangın çıkartınız. Bunu söndürmek lazım. Peki Türkiye 2002 ile aynı dönemi söylüyorum. 2002 aynı yönetimin dönemini söylüyorum. 2002 ile 2011 arasında 7-8 sene enflasyon düşük, kur düşük, gelir düzeyi, ihracat iyi, cari açık düşük gelirken 2012'den sonra ne oldu da niye ters yüz ettiniz her şeyi? Ha revizyon yapılması oturup konuşulur. Revizyon da yapılır. Ama biz kendi aramızda revizyon yaptık ya böyle gidecek diye bir şey olamaz. Bakın geçmişte Merkez Bankası'na özellikle 2006-2007'ye kadar gelen insanlar hatta 2008-2011'e kadar gelen Merkez Bankası yapmış insanlara baktığın zaman Merkez Bankası'na çekirdekten girmiş. Türkiye'de ekonomi eğitimi almış. Yurt dışında ekonomi eğitimi almış. Bir de orada kurumlarda çalışıp tecrübe edip tekrar Merkez Bankası'na geri gelmiş. Ve Merkez Bankası'na kademe kademe yükselmiş insanlar. Merkez Bankası yönetimi. Yani bir Şimdi yer söz konusuydu. ben dışarıdan birini aldım, getirdim, koydum diyorsun. O zaman kimse güvenmiyor. İnsanlar niye güvenecek? O zaman yabancı sermaye güveniyor da bugün niye güvenmedi? Yani bir şey çizsen şöyle bir dört tane çizgi çekin bir tarafa niye güvensin, niye güvenmesin? Neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık? Yazarsan karşına çıkar çok basit bir şey. Ama maalesef şu an ekonomiyi psikolojik olarak iyiye götüren hiçbir karar alınmadı gibi daha da kötüye gidiyor. Niye? Çünkü güvensizlik daha da artıyor. Gün geçtikçe artıyor.
Ya evet. Bir sonraki güne insanlar fiyat ve maliyet yapamıyor. Peki bu insanlar nasıl imalat yapacak? Nasıl ihracat yapacak? Şimdi Ekim'de her şey düzgün gitti. Kasım'daki devalüasyon %34.4. %34.4. Özel sektörün borcu 598 milyar TL artmış. Kamunun borcu 783 TL artmış. Kamunun kur artışlarından dolayı. Kur artışlarından dolayı. Kim karşılayacak bunu ya? Siz siyaset orada karar alıyorsunuz. Bir tarafta halkı fakirleştiriyorsunuz. Kamunun borcu dolayısıyla. Bir tarafta özel sektörü aşağı çekiyorsunuz. Özel sektör faturayı yeni yeni anlamaya başladı. Şimdi onun için feryat ediyorum. Bakın MÜSİAD ki Ankara'ya en yakın iş adamları grubunun bir derneği. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği. Daima evet. Ankara'yı desteklediler. Şimdi bunun yapılan ankette ekonominin geleceğine yönelik güven bu ay %2,5 daha düşmüş ve %52'ye inmiş. Bakın bunun şeyi başa baş noktası 52,5'a düşmüş yüzde. %2,5 da gerilemeye devam etmiş. Yani ekonomi geleceğine siyasette de bir beklenti, iyimser beklenti yok. Şimdi bütün bunları topladığınız zaman şu an Türk lirasının değerlenmesi ve değer kaybının durması için hiçbir sebep yok. Devalüasyon olmaması için hiçbir sebep yok ve devalüasyon bundan sonra daha da hızlanacak maalesef. Bu çok can yakıcı hale gelecek. Yani Türk lirası daha fazla değer kaybedecek. Amerikan doları olmaması gereken kadar değer kazanacak. Euro olmaması gereken kadar değer kazanacak. Altın olmaması gereken kadar değer kazanacak. Ha bu değer artışları enflasyonu inanılmaz artıracak. Çünkü dünyada da fiyatlar gelişmiş ülkelerin para birimlerinden daha hızlı artıyor. Şimdi Amerika'nınki açıklanacak 7'nin üzerinde çıkacak. Avrupa Birliği çıkacak 7'nin üzerinde çıkacak. Şimdi nasıl olacak? Bir oradan enflasyon iteleyeceksiniz kur dolayısıyla. Bir evet. De içeride fiyat artışlarınız var maliyetten kaynaklı. Şimdi adamların fiyatı özel sektörün 598 milyar TL faturası 61 ayda. Borçluluğu artmış. Nereden ödeyecekler bunu? Fiyatı koyacak başka şansı yok. Evet, maalesef, %47 zamlandıysa ben gerçekten çıkacak enflasyon rakamlarını da merak ediyorum. Şey yok. 3 lira 20 kuruştan 4 lira 70 kuruşa çıkarmışlar. 4 lira 70 kuruşa çıkarmışlar. Çiğ sütler daha şimdi biz bunları konuşuyoruz. Bunlar blok işler de çarşı pazarda manavda bak bakalım fiyatlar nereye çıkmış. Yani geçen hafta 50 liraya yaptım alışverişi. Bugün pazara çıktım sabah. 3-5 parça bir şey aldım. Şu an 81 lira verdim. Bu sabah evet. Salı pazarı var Bakırköy'de oraya gittim. Şimdi onları artık anlatmıyoruz yani. Yani çarşı pazara gelen zam konuşmuyoruz yani. Artık blok işler işte süt, işte akaryakıt, tüp gaz vesaire, kira bilmem ne onları konuşuyoruz. Kamu hizmetlerini konuşuyoruz, kamunun vereceği hizmetleri konuşuyoruz. Şimdi üstten normal sen devlet olarak %36.2 zam yaparsan normal. Şeye baktım şimdi Çanakkale Köprüsü'ne baktım. Bir arkadaşım da uyardı. Çok enteresan. Eğer Çanakkale Köprüsü bugün açık olsa kaç lira geçeceğiz biliyor musun? Bugün kurulan 195 lira. Yani geçebilir. İzmir uçak parasıyla aynı. Bir de buna akaryakıtı vesaire eklediğiniz zaman gerçek uçak çok daha ucuza gelmeye başladı. Evet. Kesinlikle öyle. İnanılır gibi değil. Evet. Şimdi, peki biraz da büyüme rakamlarından bahsedelim mi? Ne dersiniz? Yani tabii TÜİ'ye göre büyümüşüz ama gerçekten reel olarak büyüdük mü? Neredeyiz? Biraz reel olarak ihracat dışında büyümedik. Şu an büyümeyi 7.4 açıkladılar. 3. çeyrek itibariyle. Yıllık evet. Büyüme. 7.4. Büyümenin yani 3 çeyrekte yaklaşık 9 aydaki büyümenin tamamına yakını %95'i ihracattan gelmiş. Genel olarak. İşte sanayi vesaire %95'e gelmiş. Ama bak finans kesimi %20 küçülmüş. Bakın çok önemli. Finans evet. Kesimi %19.9 küçülmüş. İnşaat %6.7 küçülmüş. Tarım %5.8 küçülmüş. Bakın en önemli şey tarım bunlar içerisinde. O küçülüyor. Tarım Bakanı yaptığı açıklamada Hububat bakliyat %12 küsür küçülecek. Üretimde düşüş olacak dedi. Şimdi bunları dediğiniz zaman tarımda yaklaşık %20'ye yakın kayıp meydana gelecek. %20'ye yakın kayıp. %20 de ne demek biliyor musunuz? Fiyatta inanılmaz artışacak. Geri kalan da ihraç ettiniz mi içeride mal bulamayacağız. Evet. Yiyecek gıda maddesi bulamayacağız. Yani siz aynı uyarıyı yapıyorsunuz. Zaten paramız da olsa ulaşamayacağımız günlerde gelebilir diye. Buraya doğru gidiyoruz maalesef. Anlatamıyoruz. Yani bakın Girişim Sanayici İş Adamları Derneği var. Onlar bir bugün açıklama yaptılar. Ekonomi yönetiminde anlayış değişikliği. Yani politika değişikliğine ihtiyacımız var. Bakın çok önemli bu. Girişimciler yani yatırımcılar girişimcilerin yaptığı açıklama. Ekonomi yönetimini de anlayış değişikliğine ihtiyacımız var. Bu şu demek politikanızı değiştirin ya. Biz bunda batıyoruz yani.
Bunları neden anlamak istemedikleri ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Evet. Neden hala yanlışla ısrar ettiklerini anlamıyorum. Evet. Peki son olarak da tabii doları sormak istiyorum. Bizim yayın yaptığımız saatlerde hani gerçekten böyle izleyicilerimiz her seferinde böyle anlatmak zorunda kalıyorum ama sanki yanlış rakam veriyormuşuz gibi bir algı oluşuyor ama yayın yapmaya başladığımız saatle yayından çıktığımız dakikalar arasında bile kur gerçekten çok fazla değişiyor. Bizim yayın yaptığımız şu saatlerde 12.91'i gördü dolar. Yani 13'e de çok fazla bir şey kalmadı. Galiba yapılan yanlışları dolar affetmiyor mu? Ne dersiniz? Az önce siz biz yayına başlarken 12.88.75'ti. Şu an 12.91'i geçti. Yani kaç dakika geçti? 10 dakika. Evet. 9 dakika. Yani evet dolar yapılan hatayı affetmiyor. Yapacak bir şey yok. Yani daha doğrusu Türk lirası değer kaybediyor. Değer kaybettiriyorsunuz paranızı. Ve halkını fakirleştiriyorsun. Bütün faturayı halka yıkmaz. Ya 60 lira sonra ben ödeyemiyorum kardeşim diyecek. Git başın içerisine bak diyecek siyasetçilere. Sen orada karar alıyorsun faturayı ben ödüyorum. Nasıl olacak? Maalesef fakirleşmeye devam ediyoruz. Bu çok üzücü. Önümüzdeki günler maalesef yani iyi şeyler söylemek istiyorum ama rakamlara baktığımız zaman rakamlar iyi şeyler söyletmiyor. Fakirleşme ve Türk parası değer kaybetmeye, dolar yükselmeye devam edecek maalesef. Evet. Yine bir maalesefle kapatıyoruz biz de programımızı maalesef. Ben size çok teşekkür ediyorum ama yarın görüşmek üzere. Umarım güzel şeyler konuşuruz yarın. İnşallah. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın.